Kemal Hocam, sizin için patoloji tek kelimede hangi kelimedir? Güven. Peki neden hocam? Şunun için, gerçekten hastaların ve meslektaşlarımızın birbiri olan iletişiminde güvenin o kadar önemli yeri var ki, eğer güven sağlarsanız bu hasta ya da meslektaş düzeyine de birçok sorunu çözeceğinizi düşündüğüm için ve patolojide de bunu yaşadığım için güvenliyorum. Benim için patoloji güvendir diyorsunuz. Peki bir şey soracağım. Ben sizin ara ara maraton koştuğunuzu da biliyorum, İstanbul'da maratona geldiğiniz zamanlardan. Patoloji eğitimini bir maratona benzetirsek, bu maratonun bittiği bir yer var mı? Yani hangi aşamada ben artık daha huzurluyum diyebiliyorsunuz? Bir patolog ne zaman tam olarak huzuru erer? Aslında soru bu. Bunu eğer soruyu cevaplayacaksam hiçbir zaman. Ama kişisel olarak cevaplamam gerekirse, evet, akademik kariyer basamaklarında çıktığınızda ister istemez belli basamaklar sizi rahatlatıyor. Örneğin doçentlik sınavına girip doçent olmak bir miktar rahatlattı, bir süre rahatlattı ama hemen ardından zaten demin de söylediğim gibi rahatlık hiçbir zaman patolojide. Çünkü demin belirttiğim o güvene nail olmak için her zaman sıkı, obsesif bir şekilde çalışmak ve hepimizin yaptığı titiz davranmayı yaşam alışkanlığı haline getirmek gerektiği için hiçbir zaman diyebilirim rahatlıkla. Hocam, bir süredir sizinle aynı şehirde çalışıyorum. Bu süreçte gözlemlediğim kadarıyla da sadece patolog olarak değil, bir patoloji hocası olarak, bir hekim olarak tıp fakültesi öğrencileri arasında, diğer meslek branşlarından hekim arkadaşlarım arasında da onlarla ilişkilerinizde de çok güçlü bir bağınız olduğunu fark ediyorum. Sizce bu bağı kurmanızdaki temel yapı taşları nedir? Birincisi disiplinli olmak, ikincisi tutarlı olmak, üçüncüsü samimiyet. Şunu kastediyorum, eğer ilerideki meslektaşlarımıza, daha doğru kavram olarak ilerideki meslektaşlarımıza tutarlı davrandığımızda, samimi davrandığımızda ve onlarla her koşulda bir araya geldiğimizde hem bir ilişki, iletişim yolu oluşuyor, hem de bir sevgi, karşılıklı bir sevgi ama oluşuyor. Bunu da hissettikleri için sanıyorum yaşanmışlıklar da etkiliyor onu. Birlikte bir yola girmiş oluyoruz ilerideki meslektaşlarımızla. Teşekkür ederim. Peki son olarak 11 Kasım Dünya Patoloji Günü için neler söylemek istersiniz? Bu senenin biraz daha zorlu geçtiğini düşünürsek. Evet. Özellikle ben buradan genç meslektaşlarıma seslenmek istiyorum 11 Kasım Uluslararası Patoloji Günü nedeniyle. Hiçbir emekleri boşa gitmeyeceğini, çok yorulduklarını iyi biliyorum. Çünkü bir yandan eğitim alma sorunları oluyor, bir yandan Covid nedeniyle nöbetler oluyor, öbür yandan patoloji laboratuvarındaki yoğunluklar da onları etkiliyor. Ama biz her zaman onların yanında olacağız. Onların da bildiği gibi, tüm meslek bildiği gibi uzaktan eğitimi devamlı derneklerimizle birlikte zorluyoruz, zorlamaya devam edeceğiz. Hepsi onlar için. Bir de bunları şunu düşünmelerini istiyorum. Bir telefon kadar yakınız, ne zaman isterlerse, ister e-mail, ister WhatsApp, ister telefon, lütfen bize bulaşsınlar. Elimizden gelen her çabayı göstereceğimizden emin olsunlar. Ancak çözeceğimizden, çözebileceğimizden bizim de kuşkularımız var ama seve seve her zaman birlikte bir iş üretmeye hazırız diyebilirim. Tüm meslektaşlarıma, genç meslektaşlarım başta olmak üzere, kıdemdaşlarıma ve daha kıdemli hocalarıma 11 Kasım Uluslararası Patoloji Günü'nü kutluyorum. Ve bu arada tabii ki bir şey söylemeyi sanıyorum unuttum. Beraber ekip arkadaşlarımız, teknisyen ve teknikerlere de buradan katkı sunan diğer ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onların da patoloji gününü kutluyorum. Teşekkür ederim hocam.